problem var ezenlerle ilgili şu anda. Her iki ezenden bir tanesi kapanma aşamasında. İşte hem Eczacı Odası ile İstanbul Eczacı Odası ile Türkiye Eczacılar Birliği ile çalışmalarımız devam ediyor. Öpümüzde ilk önce kepenkleri yiyecek, sonra tamam yiyecek. Hani belli bir süreç devam ediyor ama bakalım nasıl olacak, yapacağız. Tespitlerimiz var mı? Var. Göreyim mi? Valla bizim şöyle not kağıdı şey. Şey biliyorum öyle. Bak isimleri söylemeyeceğiz. Ben şimdi şu ha, isim söyleyeyim. Söyle. Evet. Kızım tanıdım. Bakın gördünüz mü? Mecbur. Bakın evet kapattım. Bakın bunlar yalan değil. Şey tamamı değil. Tamamı veresiye bunlar. Veresiye şeye. Mecbur. Şimdi. Tabii ay eczane. Senden de aynı. Bakın bakkal. Bakkal. Eczane. Yani bu bakkal dediğimiz şey küçük marketler, zincir falan olmayanlar, hepsinde şey var. Gerçek bir de şöyle. Çünkü bizi tanıyorsunuz. Evet. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben basıncı düşmeyi söyledim. Yok şöyle bir sıkıntı var. Şimdi emekli olan kişi geliyor ilacını alacak. Bir ilacında ciddi bir fiyat farkı çıkıyor. O amcanın ona alma şansı yok. Peki hani biz bir tanesine yardımcı olalım ama hepsine de yardımcı olma şansımız yok. Biz de esnafız. Çok ciddi yani onu görüyoruz biz. Onu gözleyebiliyoruz. O anlamda çok ciddi sıkıntı. Mama. Mama durulması. Bebek maması. Bebek mamaları inmez. Çocuklar için. Yani şey çocuklu asgari ücretli aileler ne olamaz. Olamaz. 190 lira inanılmaz. Yani şu an inanılmaz. Yani annenin sütünün bir an önce çok gelmesi gerekir ki o anne mamaya ihtiyaç duymasın. Mamaya ihtiyaç duymadan bebeğini besleyebilsin. Bakın konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor ama bunu görüyoruz neredeyse böyle. Geçen sene 90 liraydı bebek maması, şimdi 210 lira falan. Biz artık hani eczanede istiyoruz ki bir an önce insanlar gelsinler vitaminlerini alabilsinler. Artık hani ağrı kesicisin değil. Şu dönemde Türkiye'de antidepresan satışının kadar çok arttığını gözler oldu. Ben ve ekibim yani bütün eczane teknisyenlere karşı falan hani gördük ki artık insanlar uyuyamıyor. Geceleri uyuyamıyor. Bunu gözleyebiliriz. Bu da çok ciddi. Hiçbir dükkanda konuşmadım bugüne kadar. Kızım şimdi hocam şöyle, bu sesin duyulması lazım. 5 dakikada meşhur edecek 5 cümle kurarım geçer gider. Bitti. Ama burada şimdi bebek mamasını ben biliyorum ne olduğunu bilerek soruyorum. Siz duyasınız onun ağzından. Tiyatro miyatro da yapmıyor. Dolayısıyla aynı şey sizin başınızda. Olsun çocuğun aynını yaşayacak. Benim işte bebeğim işte, aç kızım işte aynısını yaşayacağız. Dolayısıyla bu sizin de derdiniz. Bu duyulacak ki yani yerine bir şey konsun, bir çare bulunsun. Yani en kolay notu da yani bu dükkanların içinde hiçbirine gezenler biliyor. Bir kere bir başka parti yerde olacak. Kendi partinin içinde propaganda yapmadı. Çünkü şu ses aslında buranın sesi. Bu çocukların sesi. Yani benden de ilgisi yok. Dolayısıyla şu kızın sesi duyulmadıkça, işte bu beylerin şey duyulmadıkça, sesi duyulmadıkça çare üretiyor. Arkadaşlar diyorlar ki Eczacı Hanım biz şimdi 3 bin lira sizden maaş alırken her sene 5 yıldızlı bir otele tatile gidebiliyorduk. Şimdi biz sizden 10 bin lira da alsak geçinemezsiniz. Gidemiyoruz. İmkanı yok. Yok. Ancak bir tanıdığımızın yazdığını rica edeceğiz de işte bir iki gününe gelebilir miyiz diyorlar. Yani öyle şimdi, bir tatil yok. Bırakın geçinmeyi artık. 3 bin lira. Ay sonra... 3 bin lira. 3 yıl evvel orta gelirli bir ailenin şeyiydi. Yani dar gelirli sıfatına alıp tek maaşlanız eğer ayda 8 lirayla bir ev alma imkanınız var. Evet. Yani kirayı şey ne onun adı? Kredi. Şu anda 50 bin liralık geliriniz olsun ev hayali kuramazsınız. 20 bin lira geliriniz olsun araba hayali kuramazsınız. Şimdi biz bunları anlatmadan kim duyacak kardeşim? Bu benim yaptığım sadece bir siyasi çalışma falan değil. Bu bir toplumsal çalışma. İnsanlar tespit yani aslında. Ha buradan ne yap şimdi? Siyaset şöyle bir şey. Muhalefet halkın avukatıdır. İktidarda hizmet etmekle yükümlüdür. Avukat ortada olmayınca iktidar neye hizmet edeceğini nereden bilecek? Şimdi biz bu aracı kurumu yapıyorum ben. Yani sizin sesiniz. Sonra seçim zamanı buradakiler dahil hepinizler oylarınıza talibiz. Ama seçim zamanı. Herkes gelecek benim gibi, bizim gibi. Kim ikna edebilirse oyunuzu alacak o başka bir şey. Ama
Ya şimdi müşteri veli nimetiniz kardeşim. Elbette. Şimdi seçmen veli nimet olmaktan çıktı. Ocu burcu, ocu burcu. Neyse yarıyor kardeşim? Oculuk burcu. Yok. Öldük be. Parti tutar gibi takım. Ya bıcı bıcı. Takım tutar gibi parti. Gerek yok. Herkes hazır ona geçsin ya. Siyasetçi çok kolay oy alıyor şu anda. Ne güzel iş böyle. Dayan mikrofonu. Böyle yap. Ben de sizden bahsetmiyorum. Dolayısıyla amacımız bu. Çok üzülüyorum. Eczanelerde öğrendiklerimi hocam. Öyle. Şu an maalesef öyle.